Adana Demirspor'un birinci hedefi o tarafta ara Avrupa maçları izlettirmekti, izlettirecek. Sezona başladığı ikiliyle bitirdiği ikili arasında ciddi anlamda Hı. bir fark var Adana Demirspor'un. Eee Yunus Belhanda Adana Demirspor performansıyla ile Montpellier performansına bir selam çaktı. İşte Ryan Kent hamlesi Abdullah ile Montella'yı çağrıştırıyor benim zihnimde. Gördüğü kırmızı kartlarda ve rakibe gördürdüğü kırmızı kartlar arasında ciddi anlamda farklılık var. Gol var mı ekranlarında? Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız Hikmet Pınar Başlı birlikte bugün e, Anadolu Adana Demirspor'u konuşuyor olacağız. Anadolu ee... Ekspres Spor. <laughs> Anadolu Express'in Anadolu kulüplerinden ilk olarak Adana Demirspor'u konuşmak istedik. Hem de böyle taze taze de bir gelişme biliyorsunuz. Vincenzo Montella ile Adana Demirspor'un yolları ayrıldı. Hani yeni teknik direktör kim olacak? Onları da sana soracağım. Ama ilk olarak böyle bir Adana Demirspor lige nasıl başlamıştı? Ligi nasıl sonlandırdı? Konferans liginde eleme oynamaya da hak kazandı aynı zamanda Mavi Şimşekler. bunların hepsini sana Böyle parça parça konuşalım istiyorum seninle birlikte bunlara ilk olarak hedeflerden başlayabiliriz. Adana Demirspor muhtemelen lige Avrupa potalarına yakın bir noktada bitirme hedefiyle hı hı. çıkmıştı. Burada Montella'nın kişisel inisiyatifi ve adaptasyonu çok önemli bir hı hı. E, rol verdi bence Adana Demirspora ligin de bu sene beklentinin altında futbol kalite düzeyine sahip olmasının da yardımıyla yediler, Adana Demirspor net olarak e, ilk dördün içerisinde yer aldı. Zaten ilk yarıda da, ligin ilk yarısında da bundan bahsediyorduk. Adana Demirspor'un ilk 4 olasılığı çok düşük değil gibi konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada Adana Demirspor'un aslında daha yukarıya kendisini atması da mümkündü ama birkaç tane bunun bence farklı gerekçesi var. Birincisi kırılgan bir takım Adana Demirspor. Yani bir maçta 6 tane de atabiliyor, ertesi maçta 4 tane de yiyebiliyor. Bu kadro mühendisliği kadar teknik ekibin birazcık fantastik İşleriyle ee, de. İşleriyle de paralel bana sorarsanız. Şimdi savunmada sezona e, Rakitski ve Samet Akaydın ikilisiyle girdi. Tayyip Talha da orada görev aldı. Geçen sene gösterdikleri performansla bu sene herkesin gözdelerinden birisi olmuştu Samet'le. Daha çok Tayyip Talha. Samet Akaydın biraz daha böyle sınırlı seviyede bir oyuncu. Sezona başladığı ikiliyle bitirdiği ikili arasında ciddi anlamda hmm. bir fark var Adana Demirspor'un. Şimdi sezon içerisinde revizyon yaparak yürümeye başladı Adana Demirspor. Onun da sıkıntısını yaşadılar. Santrforsuz bir oyun oynamaya çalışıyordu Montella. Orada puanlar kaybedildi. 7 tane mağlubiyet yaşadı. Bu 7 mağlubiyetin ortak başlıkları kırılganlık. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı yaşadıkları mağlubiyeti düşünüyorum ben. Sameta kaydının yaptığı çok ciddi bireysel hatalar vardı hı hı. ama Sameta kaydını o bölgede takımın geri kalanından 25 metre geride yerleştiren mantıklı futbol stratejisi. Takımın sahaya çıkış biçimi. Fenerbahçe bu kadar önde karşılanmaz. Bu kadar önde karşılayacaksan şayet arkada o kadar zayıf bir e, halka ile karşılanmaz. Sameta kaydına baskı uygularsan o da tek başınaysa atabileceği... E, opsiyon sayısı bir ise o pas kanalda kapatıldıysa gol yer. Bu takım. Orta saha kurgusundan söz edelim birazcık. Takımın enerji santrali Badu Endiaye. Onun da çok inişli çıkışlı bir futbol kariyeri var. Adana Demirspor'da gösterdiği performans Osmanlı Spor dönemindeki performansına çok yakındı ve Galatasaray'daki e, geldiği sezonun ilk yarım devresindeki performansına çok yakındı. Bunun sebeplerinden bir tanesi. Takımda onun dışında birinci bölgeyle üçüncü bölge bağlantısını sağlayabilecek seviyede Tabii. top taşıyacak topu paylaşması gereken başka bir oyuncunun olmaması. Bunun altını özellikle çiziyorum. Evet NDI'ye çok başarılı bir sezon geçirdi ama bunun birkaç tane farklı kriteri var. Bu da Vincenzo Montella'nın saha içerisindeki stratejisinin parçalarından bir tanesi. Hı. Yanında oynayan oyuncu ya Gökhan oldu ya Stamboli oldu. Şimdi Stamboli daha çok birinci bölgeden topu alıp dönüp yakın pas istasyonuna topu aktarıp yeniden pas istasyonu olmasıyla tanınan bir oyuncu. Bunun NDI ya ile yaptığı pas alışverişlerinde rakiplerin temel önceliği İstanbul'u topla buluşturmamak olmadığı her maçta Adana Demirspor fark yarattı. Üçüncü bölgeye çok rahat geçti. Ligimizde herkesi ikiye bölen oyunculardan bir tanesi e Yunus Belhanda Adana Demirspor performansıyla Montpellier performansına bir selam çaktı. Takımının en fazla gol atan oyuncusu Belhanda. Hı en fazla skora tesir eden oyuncusu aynı zamanda. Şerif Endia'ya daha erken gelmiş olsaydı, olsaydı muhtemelen Belhanda ikinci olacaktı skor yaratma anlamında. Sol tarafta Henry Onyekuru var. Bu oyuncunun e, size vereceği oyun stili belli. Bundan nasıl verim sağlayacağınız, bunu nasıl kullanacağınız belli. Arkasında Kevin Rodriguez gibi ofansif özellikleri, defansif özelliklerinden çok daha fazla olan bir bek var. Aynı zamanda şut tehdidi var. Şimdi bunları böyle sayıyoruz. Burada her ne kadar orta sahadaki 60'tan sonraki dinamizmi sağlaması muhtemel oyuncuya sahip olmaması eksi yazıyorsa burada da artı yazıyor. Futbol aklına. Onyekuru sıkça çapraz içe koşu atan bir oyuncu arkasında çizgiyi dikine kullanan bir oyuncu var. Oyuncunun bir tanesi çizgi boyunca gidiyor diğeri içe kıvrılıyor. Bir tane de işte sonradan eklenen. Şerif var. Hedef Santrifor. iki stoper blokaj altında kalmış oluyor ve Belhanda'ya daha fazla serbest alanı yaratılmış oluyor. Bu varyasyonlarla. Sağ tarafta da e, Yusuf Sarı performans verdiği süreçte. Yine içe kat eden bir oyuncu. Svenson çizgiyi boylu boyunca kullanan bir oyuncu. Dışarıdan içeriye artı bir tehdit olarak geldiği zaman Yusuf Sarı ile karşılaşacak oyuncu orta sahadan kenara kaymak zorunda olur. Merkezi boşaltıyor. Burada oluşan boşluğu Bordo İndi'ye top sürerek çok rahatlıkla kullandılar. Geçiyor. Şimdi sahte koşuları birkaç tık daha iyi kullanabilseydi Adana Demirspor 7 tane mağlubiyet yaşamazdı. Bu yaşadığı 7 mağlubiyetteki kırılgan hı. görüntü de ortaya çıkmazdı. Adana Demirspor 1-0 geriye düşüyor. 1-1 yakalayamazsa 2-0 olursa o maçın belli. 3-0, 4-0, 4-1, 4-3 falan olacağı çok belli. Çünkü Adana Demirspor 0-0'ı, 1-0'ı iyi oynayabildiği kadar 2-0'ı iyi oynayamıyor. Önde olduğu maçlarda kendisine yetecek skoru alma noktasında sıkıntı yaşıyor. 2-0 önde olduğu maçta 3-2 yenilebilir bir potansiyel taşıyor. Dağıtlatacak olan o skoru bir türlü bulamıyor. Şimdi buradaki temel problem de şu bence. 0 0 ve 1-0'u oynaması gereken saha şablonu, hücum setleri, birinci bölge, üçüncü bölge geçişleri falan muazzam ligin üstünde. Hı hı. Karşılanması zor çünkü dıştan içe koşu atan adamlar var. Bunlar toplu ve topsuz devamlı merkezi rahatsız edip taciz ediyorlar. Merkezde sınırlı sayıda oyuncu var. Oradaki sınırlı sayıda oyuncudan Kastım iki stoper artı şayet ikili defans portası aya çıkıyorsa iki stoper artı iki defans portası Bunlar kimlerle karşılaşıyor? Henry Onyekuru, Şerif Endiaye, Rodriguez çizgiden bastığı zaman işte Onyekuru içeriye kaçıyor. Arkadan gelen Belhanda, onunla birlikte topla ya da topsuz gelen Endiaye, sağ taraftan içeri kıvrılan Yusuf Sarı kaç tane oyuncu oldu? Sayısal olarak merkezde Adana Demirspor zaten daha kalabalık oldu. Emre Akbaba'nın oynadığı şablonlar da söz konusu. Hı hı. Onu da dahil edin oraya. Ne kadar artıyor sayı evet. Ligin ilk kesiti değil. Ason Balongalı falan oynanan oyun değil de. Akintolasız Yusuf Sarı'dan verim alınan şablonların hepsinde sayısal olarak Adana Demirspor rakiplerinden daha fazlaydı. Şimdi bunu karşılamak için rakipler kendi şablonunu değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ama skor bulduğunda buna gerek kalmıyor. İşte o skoru bulup o skoru tutmak. Şimdi burada Montella'nın Fenerbahçe'ye gidişi söz konusu. Evet adı geçiyor. Fenerbahçe'de adı geçen isimlerden birisi Abdullah Avcı. Diğeri Montella. Montella. Yakın olan tercih yapılan transferlere bakarsak ikisi de. Diğer sözü geçen isimlerden bahsetmiyorum. Yani bence iki tane en mantıklı seçenek. Gelirse başarılı olur anlamında da söylemiyorum. Linç yemeyelim burada. <laughs> e, yapılan hamlelere göre işte Ryan Kent hamlesi. Abdullah Avcı ile Montella'yı çağrıştırıyor benim zihnimde. Montella'nın Milan'daki, İtalya'daki Montella mı olacağını Adana Demirspor'un İlk yarıdaki kırılma sürecindeki Montella mı olacağını, Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği belirleyeceği kadar Montella'nın burada almış olduğu derslerden çıkardığı sonuçlar belirleyici olacaktır. Montella seyir zevkine çok önem veren bir teknik adam ama bir taraftan taraftarına seyir zevki yaşamaya, yaşatmaya çalışırken bir taraftan karşı tarafa da seyir zevki yaşatma ihtimali söz konusu. Bu yüzden ligimizde daha fazla hücum, daha fazla saldırayım. Ben ziyade daha dengeli oynayıp rakibin zaaflarını doğru şekilde kullanayım stratejisi daha mantıklı. Bir de Adana Demirspor'un çok istikrarlı bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Hı hı. Bundan çıkışsa. dolayı sıkıntı yaşadılar. 7 mağlubiyetleri var. Bu 7 mağlubiyetlerin her birisi kırılma noktalarından kaynaklanan mağlubiyetler ve bu mağlubiyetlerin akabinde çıktıkları her maçta kırılmaya çok müsait psikolojilerle çıktılar maçlara Devamı yani çok geliyor. daha fazla kırılabilirdi. Hı hı. İşte Belhan da çıkıyor sahneye, acayip bir şey yapıyor, oradan bir skor buluyor. Öbür taraftan Yusuf Sarı çıkıyor, 3 kişiyi ekarte edip oradan bir şut atıp ayağının içiyle kalecinin sağından 90'a asabiliyor. Ters taraftan Onyekuru devamlı savunma arkasını rahatsız etmesinden dolayı rakip savunmayla hücum arasındaki bağlantıyı koparıp arada oluşan boşluklara arkadan gelen Badu endiayı sokuyor vesaire. Tehdit sayısı birden fazla olduğu için bu kırılma noktalarından dönüşleri iyi oldu Adana Demirspor. Peki Adana Demirspor değerlendirmesini de aslında sordum, her şeyi cevapladım. Bir de son olarak Konferans Ligi için, Konferans Ligi'nde yarışabilmek için hangi noktalara takviye yapması lazım sence? Adana Demirspor'u Montella'yı göndereceğini uzun süre önce hı hı. biliyorduk. Burada da hatta bir programda böyle hafif bir sufle vermiştik. Başkan yabancı teknik adamlarla çalışmak istiyor bildiğim kadarıyla. Başkanın yabancı teknik adamlarla çalışmak istemesi de ırksal bilmem ne falan bir mesele değil. Yabancı teknik adamların futbol birikimleriyle Adana Demirspor'da bir taktik stratejik kültürü yaratması gerektiğini düşünüyor. Yani aslında burada kısa vadeden ziyade orta ve uzun vadeye yapılmış bir yatırım var. Getirdiği teknik direktörlerdeki birincil kriteri önce seyir zevki, sonra bol skorlu maçlar. Üçüncüsü geriden de olsa gelip bir şekilde futbolun rakibine kabul ettirip en kötü ihtimalle bir puanı kurtarıcı bir kurtarabilecek bir takım anlayışı hı hı. istiyor Başkan Murat Sancak ve Futbol Haklı. Şimdi Murat Sancak'ın yanında çok değerli futbol piyasasından isimler var. Hı hı. Onların portföyleri çok geniş. Hem yurt içinde hem yurt dışında çok etkili isimler futbol dünyasında. Muhtemelen bu kadro mühendisliği ile alakalı doğru raporlandırma yapılıp burada gerekli hamleleri yapacaklardı. Yine başkanın kendi sözü, e, ben yabancı teknik adamla hani futbol kültürünü özümsemiş, Türkiye'ye taş üstüne taş koymaya gelecek yabancı teknik adamlarla çalışmak istiyorum diyor. Benim mesela kafamdaki Adana Demirspor'a uygun teknik direktör profillerinden birisi İlhan Palut'tu. Onda Rize İlhan Hoca'yı Rize aldı ve bildiğim kadarıyla Adana Demirspor'un bu noktada böyle bir sempatiyle yaklaşma durumu söz konusu olmasına rağmen öncelikleri değildi. Yani İlhan Hoca açısından belki doğru olan tercih oldu Çaykur Rize. Rize Spor'a gitmek. Şimdi bu noktada Adana Demirspor'un hedeflerini nasıl koyacağı önemli. Bir kere zaten düşecekleri gruplar e, sonuçları doğru olarak, doğrusal olarak tesir edecek. Adana Demirspor kendi oyununu domine eder. Grubun olağan favorisidir kim çıkarsa çıksın falan diyeceğimiz pozisyonda değiliz Yok. ülke olarak. Adana Demirspor'un birinci hedefi o tarafta ara Avrupa maçları izlettirmekti, izlettirecek öncelikle bunun Aynen. altını çizelim. Muhtemelen e, çok büyük başarılar yakalama hedefleri yoktur. Yeni katıldığım bir kupada çıkıp da işte biz herkes seyredeceğiz, vura vura gideceğiz gibi bir planlama yoktur. Adana Demirspor minimum muhafazakar sistematikle futbol oynamaya çalışacaktır önümüzdeki sene. Bu tabii 3 sonuca da açık hale getiriyor. Kadro mühendisliğini ve teknik adam tercihini görmeden bununla alakalı Hı. çok fazla bir evet. öngörüde bulunamayacağım ama yönetsel mantığın stratejisi biz Avrupa'nın takımlarını sahamıza getireceğiz. Burada taraftarımıza Avrupalı futbolcuları, Avrupalı takımları, futbol kültürlerini izlettireceğiz. Aslında mantıksal olarak böyle dışarıdan bakıldığında çok profesyonel bir sistematik gibi gelmiyor ama. Daha sosyokültürel tarafa ağır basan bir sistem. Hedef koyma ve hedefleri uygulama anlamında orta ve uzun vadede büyük pozitif artılar, geri dönüşler sağlayabilecek bir sistematik. Adana Demirspor'un yakın zaman içerisinde olası bence böyle bir şey yok da bilmiyorum var mı daha doğrusu var mı yok mu bilmiyorum. Doğru bir scout ekibi kurgularsa arkasındaki bu tutkulu taraftar topluluğuyla birlikte yükselmesi muhtemel ya da henüz doğru ortamı bulamamış oyunculara en ideal ortamı sağlar. Bakalım Adana Demirspor senin dediğin gibi bir Yapılanmaya yani dediğin gibi aslında doğru olanların üzerine doğru taşların üzerine diğer doğru taşları koyup e, taraftarına daha güzel daha iyi oyunla aynı zamanda Avrupa'da da gururlandırabilecek bir e, oyun oynayacak mı göreceğiz nasıl bir kadro kuracak bunları da göreceğiz ilerleyen günlerde daha henüz tabii ki e, teknik direktörde belli değil e, hepsini göreceğiz bekleyeceğiz diyelim eklemek istediğim bir şey var mı? Taktiksel anlamda aslında birçok not çıkardım ben hani değerlendirmeyi tek tek Hı -hı. yaptık ama bu kadar böyle e, taktik detaylı zaten sezon içerisinde yeterince evet, evet. anlattığımızı düşünüyorum. Tek tek boğmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. E, Adana Demirspor kırmızı kartları çok yaşadı bu sezon. Ama rakiplerine verilen kırmızı kart meselesinde Adana Demirspor'un aynı paralelde olduğunu söylememek mümkün. E, ligde rakip hamlelerine... Verilen kırmızı kart oranı en düşük 5-6 takımdan bir tanesi. Evet. Adana Demirspor zaten hepsi 0.09. O 5-6 takım dediğimin hepsinin oranları aynı. Bu kırılma noktalarında, kırılma sebeplerinden bir tanesinin de işte hep isyan edilen şeyler doğru şekilde isyan edilmiyor aslında. Doğru tarif edilse herkes hak verecek de. İşte ligimizde çıkıp hakemler şöyle, hakemler böyle açıklamalarının altı doğru şekilde bilimsel olarak doldurulursa bu noktada adım atılabilir belki mesela. Ben bunun izahatını yapmak istedim. Adana Demirspor'un gördüğü kırmızı kartlarda ve rakibe gördürdüğü kırmızı kartlar arasında ciddi anlamda farklılık var. Hani bunun üstüne odaklanırlarsa, bunun sebebinin ne olduğunu birazcık böyle detaylı olarak araştırırlarsa burada bir çözüm bulabilirler. Bir. ikincisi de Adana Demirspor'un şimdiye kadar bir vizyon ortaya koyduğunu bundan sonra da geliştirici kulüp olması gerektiğini düşünüyorum. Şayet aynı transfer mantığıyla devam edip sönmüş yıldızları biz kendi bünyemizde tekrar yükseltmeye çalışırız derlerse oyuncular birer yaş daha yaşlandılar. Orada 38 yaşında Gökhan İnler var, Stambulisi var. Fiziksel olarak bir sene daha geri gidecek Batu Endiaye var. Ön tarafta iki tane genç oyuncu söz konusu ama bunları beslemesi muhtemel Belhanda'nın bir sene daha yaşlanmış olması söz konusu. Mentalinin ne olacağını belirsiz olması. Belhanda kapalı bir kutu, çıkıp hı o maçın hı. yıldızı da olabilir, Üçüncü dakikada maçı rakibe de verebilir. Bu noktalarda doğru adımlamayı yapması tamamıyla oluşturacağı doğru scout havuzundan geliyor bence. Transfer sistematiğinin tecrübeli ayakları tamam zaten. Ama bundan sonra o tecrübeli ayakların özelliklerini ortaya çıkarabilecek dinamizme sahip bir takım. Kurulmasına ihtiyacı var Adana Demirspor'un. Umarım bu şekilde uygulanır. Umarım önümüzdeki sene Adana Demirspor'un nasıl şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer aldığından, nasıl Avrupa kupalarında e, turları atladığından bahseder. Onu analiz ederiz. Umarım gerçekten çok güzel dileklerde bulunduğun sen de. E, o zaman bizi izledikleri için teşekkür edelim. E, ardından kapanışı bu sefer sana bırakayım. Önümüzdeki haftadan itibaren takımları tek tek taktiksel strateji anlamında, hedefler doğrultusunda değerlendirip sezonu nasıl bitirdiklerini hem istatistiksel olarak, hem bireysel, hem de takımsal olarak değerlendirip sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu konularda ciddi anlamda çalışıyoruz. Milli maçın akabinde gelecek olan programımızda artık ligdeki takımları tek tek değerlendireceğiz. Belki gündeme düşen transfer isimlerini de değerlendirme imkanımız olabilir. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Yaz sezonu maçlar bitmiş olsa da önümüzdeki sezonun öngörüsü açısından bizler için çok değerli. Yorumlarda bizi yalnız bırakmayın.